Değerli basın mensupları, milletimizin cumhuriyetimizi gerçek bir demokrasiyle taşlandırmasına 26 gün kaldı. Bundan bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele kafa tutan, emperyalizme karşı ebedi genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarihin gördüğü en muhteşem zaferlerden birini kazanan, Cumhuriyetimizi kuran aziz milletimiz 14 Mayıs'ta yeni bir tarih daha yazacak. Kop bir istibdada dönüşen bu ucube rejimi demokratik yollarla sandıkta evine gönderecek. Saray hükümetinin görevde durduğu her dakika milletimizin aleyhine işliyor. O koltuklarda oturdukları her dakikada milletimizin sırtına yeni yükler yükleniyor. Ve milletimiz kendini unutan, halini görmeyen, sesini duymayan Beyin ölümü gerçekleşmiş şahsım hükümetinin tasdiknamesini sandıkta eline tutuşturmak için Millet İttifakının adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu boy ülkenin başbakanını seçmek, Cumhuriyet Halk Partisi'nde birinci parti yapmak için artık gün sayıyor. Değerli basın mensupları, 21 yıllık bir hükümetten beklenen yaptıklarıyla konuşmasıdır. Hükümetlerin başarısı öncelikle iş arayan vatandaşlarına ne kadar iş bulabildiğiyle ölçülür. Şubat ayı verilerine göre ülkemizde gerçek işsiz sayısı bir yılda 948 bin kişi artmış. Gerçek işsizlerin sayısı 8 milyon 941 bin kişiye ulaşmış. Bu sayı dünya üzerindeki 98 ülkenin nüfusundan fazla. İşsizlik oranında dünyadaki rakiplerimizin arasında Surinam, Tanzanya, Belize var. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde on. Oysa sarayın kibirlisi ve onun beceriksiz kadroları işsizliği bu yıl yüzde beşe. Yani şu anda gerçekleşenin yarısına düşürme sözü vermişlerdi. Bunu devletin planlarına da seçim beyannamelerine de hedef diye yazmışlardı. Tutturamadılar. Milletimize verdikleri sözü tutmadılar. Milletimizi işsizliğe ezdirdiler. Bu ülkede çalışmayan yoksul ama çalışan da yoksul. Ülkede çalışanların yarısından fazlası asgari ücrette ya da civarında bir ücret karşılığında gece gündüz çalışıyor. Pahalılık o kadar fazla ki asgari ücret ilan ediliyor ama bir ay bile dayanamıyor açlık sınırının hemen altına düşüyor. Sarayın kibirlisi faiz sebep enflasyon netice dedi. Paramızı pul etti. Hayat pahalılığı aldı başını gitti. Soğanın kilosu 30 lira oldu. Kıymanın kilosu 300 lirayı geçti. Millet eti bırakın tenceresinde rüyasında bile göremez oldu. Mutfak yangın yeri. Millet için artık gezmek en ucuz meyve sebzeyi bulmak için market market, pazar pazar dolaşmak oldu. Ramazan geçiyor. Millette iftarı, sahuru düşünecek halk kalmadı. Ramazan pidesi, güllaç, iftar için bir hurma artık milletimize lüks oldu. Erdoğan hem mutfakları ateşe verdi, hem de gençlerimizin orta direğin bir ev, bir araba umutlarını soldurdu. Emeklinin bayramdan bayrama aldığı ikramiyede bu beceriksizliklerin elinde pul oldu. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun zoruyla verdikleri bin lira bayram ikramiyesiyle ilk çıktığında üç çeyrek altın alınıyordu. Bugün emeklinin bayram ikramiyesiyle bir tane bile çeyrek altın alınamıyor. Saray enflasyonu yaptıklarıyla bile isteye yüzde on dokuzdan yüzde seksenlere fırlattı. Dar gelirli vatandaşlarımızı ezim ezim ezdi. Milleti enflasyon canavarının dişlerinin arasına bile isteği attı. Şimdi aynı Erdoğan çıkıyor meydan meydan hayat pahalını biz çözeceğiz diyor. Öyle çok uzaklara gitmeye gerek yok. Sarayın Nebati Bakadı kısa bir süre önce bu seçime tek haneli enflasyonla girileceğini söylüyordu. Şu an itibariyle enflasyon %50'nin üstünde. Şimdi millet bunların hangi dediğine inanacak? Millete verdikleri sözlere tutmayanlara artık milletin güveni kalmamıştır ve güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. Sorunun sebebi olanlarda çözümün adresi olamaz. Değerli basın mensupları. Tıpkı bayrak gibi. Març gibi ülkemizin gücünü simgeleyen Türk liramızın değeri, Merkez Bankası'nın arka kapısından satılan milyarlarca dolara rağmen artık her gün yeni bir dip görüyor. Bankalarda dolar kuru 20 liraya geçti. Bankaların piyasadan döviz almasına sınır getirdi, getirildi. İlk çıktığında 200 liralık banknot arasan bulunmazdı. Şimdi bankomatlardan yeni basılmış seri halinde gıcır gıcır, 200 liralıklar geliyor. Seçim öncesinde para matbaasına yetiştirmek için Almanya'dan kağıt getiren tır sayısı 3'e katlanmış. Yetkililer aman kağıt üretimi kesilmesin, aman taşımada sorun çıkmasın diye firmalara uyarılarda bulunuyorlarmış. Bu kadar para basmaya rağmen esnaf hala çarşıda pazarda para yok diye şikayet ediyor. Neden? Çünkü bu saray imalatı enflasyona para yetiştirmek mümkün değil. Paramız pul oldu. Lafın gelişi değil. Paramız gerçekten de pul oldu. Şimdi bozuk paranın maliyeti değerinden fazla olunca içindeki metalleri düşürmeye başladılar. Bozuk parayla çalışan makineler de bu sefer parayı tanımıyor. Makinelere haralalır alır yeniden ayar çekiliyor. Paramızın ayarı kalmadı. Bozuk parayı gerçekten bozdular. Cari açık aldı başını gitti. Faizi düşürüp cari fazla vererek büyüme safsatası ile yola çıkan saray, cari açıkta son 10 yılın rekorunu kırdı. Bütçe açığı da aldı başını gidiyor. Yılın ilk 3 ayında gerçekleşen bütçe açığı 250 milyar lirayı aştı. Bu açık ikiye katlanan faiz hariç harcamalardan kaynaklanıyor. İlk 3 ayda hazineye yük, yükü yok dedikleri kur korumalı mevduata ödenen para 2 milyar 154 milyon lira olmuş. Aynı dönemde bir kuruş vermeden yapıyoruz dedikleri döviz garantili köylere ödedikleri para ise %115 artışla 12 milyar 488 milyon liraya ulaşmış. Bu hükümetin milletin cebinden bir kuruş çıkam, çıkmayacak diye anlattığı Saray'ın kibirlisinin PPP diyerek caka, caka sattığı kamu özel işbirliği projelerine dolarla, avroyla verdiği garantiler karşılığında bugüne kadar ödediği para tam 12 milyar 645 milyon dolara ulaştı. Bu parayla 31 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 4 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü veya 3 tane Atatürk Barajı yapılırdı. Şimdi bunu yapanların bize hesap bilmemekte suçlaması gerçekten artık akılla izanla bağdaşmıyor. <laughs> bu hükümet gitmezse ve bütçe açığı da bu hızla giderse yıl sonunda 2023 bütçesinde hedeflenen açığın 3 katını bu açık geçecek. 2 trilyon lirayı aşacak. Merkez Bankası'nın rezervleri son 4 haftada 7 milyar dolar eridi. Bankanın döviz kasası 47 milyar dolar açık veriyor. Rezerv yok ama memlekette açık çok. Hal böyle olunca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kapalı çarşıda tekerlekli demir sandıklarla dolar topluyor. Ekonominin neresini tutsanız elinizde kalıyor. Ama sarayın umurunda bile değil. İstanbul Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 6 ayda 13 sıra birden gerileyerek 90. sıraya düşmüş. Ama bu beyler finans merkezi açılışı deyip binaların kapılarında kurdele kesiyorlar. Buradan bir kere daha söylüyorum. Bina yaparak finans merkezi olunmaz. Güvenle finans merkezi olunur. Erdoğan Dün çıkmış ekonomide sıkıntı varmış. Yo biz gayet iyiyiz diyor. E artık bir karar verin. Üç gün önce söyledim hayat pahalılığını ben çözeceğim diye ortalara döküldünüz. Şimdi üç gün sonra çıkıyorsunuz ekonomide hiçbir sorun yok diyorsunuz. Bir öyle bir böyle. Açıkça cevap verin. Bu ekonomide sorun var mı yok mu? Belli ki sarayın ekonomisinde hiçbir sıkıntı yok. Maşallah itibardan tasarruf olup olmaz deyip israftan en küçük bir tasarruf yapmıyorlar. Sarayın ve bakanlarının altlarında devletin uçakları, devletin arabaları açılış kisvesi altında devletin milletin parasıyla valileri de yanlarına alıp cumhurbaşkanlığı ve partileri için seçim propagandası yapıyorlar. Hazinenin seçimde adil bir yarış olsun diye partiye verdiği paralarda ceplerine kalıyor. Evet, bu ülkede sorun saray ve yanaşmalarının sorunu değil. Bu ülkede sorun onların sorunu değil. Bir evde dört kişi çalıştığı, alın teyri döktüğü halde bir türlü altı açlık sınırından çıkıp da yoksulluk sınırına dahi ulaşamayan ailelerin sorunu. Bu kepazeliğin, bu beceriksizliğin sorumlusu sarayın kibirlisi bütün bunların üstünü örtmek için on parmağında on kara gerçekleri söyleyenlere sürmeye kalkıyor. Dün yine bol bol atıp tutmuş. Mahallede kavga çıkarmak için tükürüp kaçan arsız çocuk misali iftiralarını sıralamış. Hiç kendini yormasın. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Türkiye yeniden güven duyulan bir yönetime kavuşacak. Adalet, hak, hukuk gelecek. Kral değil, kural olacak. Plan olacak, program olacak. Ülkemizin büyük potansiyeli harekete geçecek. Saydam, millete hesap veren, sürdürülebilirliği, çevreye saygıyı, saygıyı önceleyen politikalarımız yerli, yabancı tüm yatırımcılara güven veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında milletimiz önce ferah çıkacak, sonra refaha ulaşacak. Evet, ama madem tefecilerden, madem faiz dövelerinden bahsedeceğiz, o zaman devletin resmi verileriyle de soracağız. Görevde olduğu 21 yılda bütçeden Toplam 537 milyar 574 milyon doları vatandaşın cebinden alıp faiz lobilerinin, tefecilerin cebine koyan kim? Vatandaşın cebinden faiz lobilerinin kasasına hortum döşeyen her ay 2 milyar 212 milyon doları, her gün 72 milyon 743 bin doları, her saat 3 milyon 30 bin 974 doları faiz lobilerinin cebine aktaran kim? Siz önce bu soruların yanıtını vereceksiniz. Ondan sonra meydanlarda millete notuk çekeceksiniz. Bir de bize IMF ile pazarlık yaptı demiş. Bizi kendisiyle karıştırmış. Biz Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılım kisvesi altında muhalefetteyken, milletvekili bile değilken Beyaz Saray'a arka kapılardan girenlerden olmadık. Olmayız, olmayız da. Sermayesini verdiğimiz Türkiye'nin orta aldığı uluslararası para fonuyla uluslararası para fonunun kuralları içinde yazılan ve kendisine görev olarak verilen muhalefeti de dinleme görevi çerçevesinde gizli saklı değil, alenen görüşürüz, görüştük. Biz ülkemizi ekonomik krize sokmayız, krizden çıkarırız. Ülkemizi IMF kapısından kurtaran, Türkiye'nin güçlü ekonomiye geçiş programını yazan ve uygulayan ekipteki Hazine Müsteşarı olarak söylüyorum. Aslında bunu en iyi Erdoğan bilir. Erdoğan iş başına geldiğinde bizim yazdığımız program sayesinde ekonomide temizlenmiş bir yolu ve ibresi büyümeye dönmüş bir ekonomiyi kucağında buldu. Eğer şimdi Erdoğan çıkıp yeniden IMF kapısına gitmekten bahsediyorsa bunun sorumlusu 21 yıldır ülkeyi yönetendir. Ülkeyi IMF kapısına hızla yaklaştıran, ekonomimizi buhrana sokan Erdoğan'dır. Güçlü ekonomiye geçtikten sonra hazırlanan sağlam temeller üzerinde reformları yapmayan, sıcak paraya ülkeyi teslim eden, paracılara ülkeyi teslim eden gelen parayı da ranta, betona gömerek yıllarını geçiren, faiz sebep enflasyon netice safsatasıyla ekonomiyi daha önce görülmemiş bir krizin içine sokan bizzat Erdoğan'ın kendisidir. Dahası meydanlarda IMF borcunu ödedim diye anlatıyor. Ama ödedim dediği borcun 10 milyar dolarını kendisinin alıp kullandığını söylemiyor. Eğer Erdoğan bu ülke bir daha benzer zorlukları yaşamasın diyorsa, bunu istiyorsa yapması gereken bellidir. 15 Mayıs sabahında milletin iradesine saygı gösterecek, bavulunu toplayacak, milletin sözünü ikiletmeyecek, saraydan ayrılıp işi erbabına bırakacaktır. Değerli basın mensupları, Erdoğan meydanlarda milletin gözünün içine baka baka verdiği sözleri tutmaktan bahsediyor. Ben sözlerimi tuttum diyor. Ya bunlar vatandaşların aklıyla alay etmeyi kendilerine meslek haline getirmişler. Erdoğan 2011 yılında seçime giderken 2023 Cumhuriyetin 100. yılı hedefleri dedi. Bu hedefleri götürdü. Plana planlara da resmi planlara da yazdırdı milletimize 2023'te 2 trilyon dolar milli gelir sözü verdi. Bunun yarısını bile tutturamadı. 2 trilyonu bıraktık. 1 trilyon dolara dahi ulaşamadı. Şimdilerde milli geliri 5 yıl sonra yani 2028'de 1,5 trilyon dolara çıkarmaktan söz ediyor. Aynı Erdoğan kişi başına geliri 25 bin dolar yapacağım dedi. Bunun da yarısını bile tutturamadı. Kişi başına gelirimiz 10 bin dolarlarda kaldı. Ama bir de üstüne üstlük bununla bir de caka satmaya kalktı. Erdoğan'ın hali şudur. Millete verdiği sözleri tutmayan ama hala böbürlenmeye kalkan müflis bir siyasetçidir. Şimdi söylemediğimiz lafları böyle söylediler diye anlatıp kendi sözlerinin üstünde tepinecek kadar da düşmüş vaziyettedir. 21 yıldır görevde olan hükümetin başının durumu gerçekten de hazin. Genel başkanımızın karşısına çıkamıyor. Gazeteci görünümlü Efet Efendim, Sefet Efendimciler önünde kendi gölgesiyle boks yapar hale geldi hain terör örgütünün saldırı düzenlediği tek genel başkan olan Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını terörle yan yana getirmeye kalkıyor. Herkes haddini bilecek. Kuvayi Milliye'den, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden neşet eden Türkiye'nin kurucu partisinin genel başkanının adını terörle yan yana almak kimsenin hakkı da haddi de değildir. Hele Oslo'da teröristle aynı masaya oturanların, terör elebaşına sayın, şehide kelle diyenlerin, o için terör elebaşının kardeşini devletin televizyonuna çıkaranların, Gaffar müdürün katillerine, konca kurişi domuz bağıyla boğanlara, terörist demeyenlerle iş tutanların kalkıp da bize söyleyebilecek hiçbir sözü yoktur. Değerli basın mensupları, 21 yıllık hükümet icraatıyla konuşur. Hala vaat vermeye kalkıyorsa Ziya Paşa'nın dediği gibi ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde denir. Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Artık siyasi mevta olmuştur. O kadar bitik vaziyetteler ki ellerindeki koca bir devlet aygıtı olmasına rağmen seçim beyannamelerini Bizim Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metninden kes yapıştır yaparak ancak yazabiliyorlar. Kaynak belirtmeyerek de apaçık intihal suçu işliyorlar. Erdoğan'ın çakma seçim beyannamesinde aile destekleri sigortasından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik vaatlerine kadar pek çok madde aşırma kes yapıştır. Ama söyledikleri her şeyi sırıtıyor. Örneğin göreve gelirse kamuda işe alımlarda mülakat uygulamasına son vereceklermiş. E tamam iyi de 21 yıldır yönetimdesiniz. Neden bugüne kadar mülakata son vermediniz? Neden hemen şimdi değil de seçimden sonraya randevu veriyorsunuz? Yanlışsa neden uyguladınız? Doğruysa neden kaldırıyorsunuz? Bu soruların hiçbirine yanıtları yok oynamayı bilmeyen gelin ya yerim dar ya yenim dar dermiş. Erdoğan'ınki de o hesap. O kadar beceriksizler ki bir iş yapmaya kalktıklarında her seferinde bin mağdur yaratıyorlar. Tüm bu mağduriyetleri biz iktidara geldiğimizde düzelteceğiz. Erdoğan bizden kopya çekmeye çok alıştı. Ama milletimiz aslı varken çakmasına itibar etmez. Aslını çakmasını ayırır. 15 Mayıs sabah Erdoğan gidecek. Milletin adayı Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Bu ucube yönetimi sandıkta alaşağı ederek ülkemizin ufkunu gerçek demokrasiyle, güçlü parlamenter sistemle aydınlatmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaş bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı yapmakla kalmayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de birinci parti olacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet'in partisiyiz. Yokluklar içinde olsa bile vatan ve hürriyet aşkıyla dünyaya kafa tutan bu onurlu halkın partisiyiz. Biz Kuvay Milliye'den, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden neşet eden birliğin, beraberliğin, umudun partisiyiz. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Dünyada eşine az rastlanır. Bir asrı aşkın mazisiyle atasının bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkan, genç fidanlarıyla büyüyen asırlık bir çınarız. Ve şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Millet ittifakındaki ortaklarımızla birlikte ayrılıklarımızı bir köşeye koyduk, omuz omuza verdik, umudu yeniden yaşartmak için geliyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Milletimizi önce feraha çıkaracak, sonra da refaha kavuşturacak. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak, ülkemize yatırım yağacak, insana yakışır iş ve aş olacak. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak, sofralarımıza Halil İbrahim bereketi gelecek. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ülkemizin çalınan neşesi, insanlarımızın çalınan gülümsemesi geri gelecek. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Dışarı giden gençlerimiz ülkesine geri gelecek. Ne diyor Pablo Neruda? Tüm çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz. 15 Mayıs sabahı milletimize verdikleri sözleri unutanlar gidecek, sözünü tutacak olanlar gelecek. Ve milletimize söz, ülkemizin her köşesine yine baharlar gelecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize bir soru yönlendirildi. Soru Ulusal Kanal tarafından iletildi. Ulusal Kanal'ın sorusu şöyle. Metropol Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, katıldığı bir yayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015 yılındaki seçim sürecinde Amerikalı bir şirkette çalıştığını söyledi. İddia doğru mu? Doğru ise hangi reklam ajansı? Yani bu gizli saklı yeni bir bilgi değil. Zamanında da yazılıp çizilmişti. O nedenle bu soruyu soranlara akşam yemeğinden sonra günaydın demek lazım. Bizim hesaplarımız açık seçik ortadadır. Sayıştay denetimine de tabidir. Kimden ne hizmet aldıysak bunların kayıtları da mevcuttur. Biz işinin erbabı olan herkesten profesyonel hizmet alırız. Teşekkür ediyorum.